Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ingliz tili grammatikasi darslarini demak davom qilamiz. Bugungi darsimiz present perfectni ishlatish haqida bo'ladi. Demak, bundan oldin present perfect yasalishi, past simple, past perfect darslarini o'tdik va present perfectga keldik. Demak, qachon ishlatiladi va qanday holatlarda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Hozirgi tugallangan zamon, ya'ni present perfect o'tgan zamonda bajarib tugatilgan va natijasi hozirgi zamonda ko'rinib turgan ish harakatga nisbatan ishlatilar ekan. Mana misol. I have bought a new house. Men yangi uy sotib oldim. Sotib, demak, olganligi ish harakat tugab bo'ldi. Ammo uning demak natijasi menda yangi uyning borligi vaqti hali tugagani yo'q. Ya'ni menda hali ham o'sha uy bor. Ya'ni yangi uy borligi haqida bo'ladi. I have broken my pencil. Ya'ni men qalamimni sindirib qo'ydim. Sindirish jarayoni allaqachon tugagan, lekin uning natijasi, ya'ni qalamni singanligi, singan qalam hozir ham mavjud, ya'ni qalam hozir ham sinib holatida turganligini ifodalash uchun. He has cleaned his room. U xonasini tozaladi. Tozalash jarayoni, ya'ni ish harakat allaqachon nihoyasiga yetib bo'ldi, ammo uning natijasida kelib chiqqan xonaning tozaligi hozirda ham mavjud. Uning xonasi hozir ham toza. Demak, mana shu holatlarda biz present perfectni qo'llaymiz ekan. Demak, mana bu yerda bitta izoh berib o'tamiz. Tepada ko'rgan misollarda ish harakat tugagan, masalan, uy sotib olish tugadi. Siz sotib olib bo'ldingiz. Ammo o'sha ish harakatni sodir qilgan, demak, natijasi tugamadi va hozirda ko'rinib turibdi. Uy sotib oldim deb hozirgi tugallangan zamonda aytsangiz, bir nimani tushunamiz. Bu biz hozirda sizda yangi uy borligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi tugallangan zamonda ish harakat tugagan, lekin natijasi hozirda ko'rinib turadi. Pastdagi demak misollarga e'tibor bersangizlar, demak buni to'liqroq tushunishimiz mumkin. I have cleaned my shoes. Men oyoq kiyimlarimni tozaladim. Demak, natijada ular hozir toza. Have you cleaned your shoes? Siz oyoq kiyimlaringizni tozaladingizmi? Ular hozir tozami? I have not cleaned my shoes. Men oyoq kiyimlarimni tozalamadim. Natijada ular hozir toza emas. Anne has lost her passport. Anna pasportini yo'qotdi. Natijada hozir uning pasporti yo'q. Natija hozirgi zamonda ko'rinib turibdi. Ish harakatining qachon, demak, bajarilganligi esa, demak, aytilmayapti. Has Anne lost her passport? Anne pasportini yo'qotdimi? Natijada hozir unda pasport yo'qmi? Anne hasn't lost her passport. Anna pasportini yo'qotmadi. Natijada hozir uning pasporti bor, yo'qolmagan. Demak, yana bir qancha misollar ko'ramiz. I have lost my keys. Men kalitlarimni yo'qotdim. Natijada hozir menda kalit yo'q, shu uchun uyga kira olmayapman. She has hurt her leg. Demak, u oyog'ini jarohatlagan. Natijada yura olmayapti. Va bugun tennis o'ynolmaydi. They have missed the bus. Ular avtobusni o'tkazib yubordi. Natijada ular, demak, kechikadi. Demak, life experience dedi. Experience bu hayotiy tajriba, bu nima degani dedi. Mana biz hayotimizda bajargan narsalar haqida gapirsak, present perfectni ishlatamiz. Unutmang, muhimi, demak, qachon bajarganimiz aytilmasligi kerak. Demak, qachon bajarganimiz aytilmagan holatlarda, demak, present perfect qo'llaymiz. Demak, mana shu qoida esdan chiqmasligi kerak. Demak, muhimi, biz qachon bajarganligimizni aytmasligimiz kerak. Siz qachon bajarganingizni, demak, aytdingizmi? Bu past simple ishlatiladi. Bu yerda muhim, biror kishi hayoti davomida shu ishni qilgan yoki qilmaganligini aytish. Biz aytayotgan odam tirik bo'lishi kerak. Agar bu Amerikada bo'lgan desangiz,
Bugünkü strict buluşu gerek. Strict bulmasa demek past simple işletilir. Bana şu kaydaki itibar verişleriniz gerek. Bu demek esası kaydalardan bir tanesi. Demek biz etiyatken dersimiz demek birer kişinin hayatı da sadır bulgen vakiyeler buluşmak gerek ve bunda demek anık vakta edilmeyeceğin halat olsa nakas halatları demek kullanılacak yani. Ki mana bir qancha misollar var. I have been to India. Men Hindistonda bo'lganman. Umrim davomida shu ishni bajarganligimni aytyapman. Menda demak bajarish tajribasi bor. I have eaten sushi. Men sushi yeganman. Demak sushi yeb ko'rganman va menda tajriba bor. Qachonligi muhim emas, muhimi bajargan yoki bajarmaganim. I haven't flown in a helicopter. Ya'ni men vertolyotda uchmaganman. Umrim davomida shu ishni qilmaganman. I have never seen this film. Men bu filmni hech qachon ko'rmaganman. Menda bu filmni ko'rish tajribasi yo'q. Demak, mana shu gaplarimizda aniq vaqti belgilanmagan va biz bajargan ishlarimiz haqida gapirilayotganimizda, demak, present perfect qo'llanilar ekan. Present perfect asosan ever va never so'zlari ever va never so'zlari bilan keladi. Never bu inkor gaplarda demak ishlatilmaydi. Demak keyingi qoidamiz demak yangilik va o'zgarishlarni aytishda present perfect ishlatamiz. Demak I have bought a car, men mashina sotib oldim. Bu yangilik aytilyapti. Ya'ni men sotib olganim aytayotgan odam uchun yangilik sababi o'tgan hafta menda mashina yo'q edi, hozir menda mashina bor. Demak present perfect bunaqa holatlarda nima qilamiz? Present perfect qo'llaymiz. Abror has broken his leg. Abror oyog'ini sindirib oldi. Demak kecha oyog'i yaxshi edi, hozir esa yomon. Demak has broken qo'llaniladi. The price has gone up. Ya'ni narxlar oshdi. Bu yerda o'zgarishni aytishda ishlatilyapti. Buni chizma qilib tushuntirib berishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak the price has mana bu demak chizma qilib tushuntiramiz. Ya'ni the price has gone up. Narxlar oshdi. Past holatda bo'lsa the price was $1 yesterday. Kecha narx 1 dollar edi. It is $1.5 today. Bugün narx 1.5 dollar. Future demek manası yok. Demek present falan mana şu holatda bo'ladi. My English has really improved. Mening ingliz tilim haqiqatan ham yaxshilandi. Mana misol yana bitta. Demak keyingi qoidamiz mana 4-chi qoidamiz. Tugamagan vaqt ko'rsatkichlari this month, this week, day bilan ishlatamiz. I haven't seen him this month. I haven't seen him this month. Men bu oyda uni ko'rmadim. I have already moved house twice this year. Men bu yil 2 marta bu uyga ko'chib o'tdim. Demak, shu holatlarda qo'llay. Keyingi qoidamiz biz present perfectni o'tgan zamonda boshlangan va hozirgacha davom etib kelayotgan ish harakatlar uchun ishlatamiz. Bunda qancha vaqtdan beri davom etayotganini demak aytish uchun bizga for va since kerak bo'ladi. For va since o'zbek tiliga dan beri deb tarjima qilinadi. Demak I have known Karen since 1994. Men Karen'ni 1994 yildan beri bilaman. She has lived in London for 3 years. U 3 yildan beri Londonda yashaydi. I have worked here for 6 months. Men bu yerda 6 oydan beri ishlayman. Demak for since shu nimalar bilan qo'llandi, demak tugamagan oylar uchun. Demak qachon for qachon since ni mana qisqacha ko'rib o'tamiz. For
Dən biri deyilən mənanı birədir və iş hərəkətini qənçədən biri davam etiyyatgənini bildirədir. Fu iş hərəkət demək, qaçandan biri davam etiyyatgəni miqdarını bildirədir. For 2 days, for 40 years, for miqdarını bildirədir. Mənə şunqə etibar verişimiz gərək. Demək, for miqdarını bildirədir. Since dən biri deyilən mənanı birədir və iş hərəkətini qaçan və başlanğanını bildirədir. Demək, since 1995, demək 95-ci ildən biri, since April'dan beri, since fakat demek perfect zamanlarda işletilirdi. Demek bulanı farkı, since bulan for, Tesla'da cüda köv uçuruydu. Demek for, miktar. Demek miktar bu. Bana bu. Demek bu iş hareketini başlangan, kaçan başlangerliğini bildirir. Yani miktarını bildirmeyi. Bu 50-ci yıldan beri, ya ki April'dan beri, yəki qaçandandır məlum bir vaxtdan beri, yəni ötken yıldan beri. Demək, bu aralıqını bildirməkdir bu. Demək, qaçan başlanğanlığını bildirədi. For olsa, demək, for-nu qollaşımız üçün bu miqdarını, mənə şu qismini bildirədi. Fakat mənə şu 50 yıl, 100 yıl, 1 gün, 10 gün və həkəzə. Demək, mənə şu qismini bildirədi. Bu başlanğan cayını bildirədi. Mənə şu, demək, bir də farkı, en katta farkı. Demek istedim, biz bazı da fonu çürüp kaldırışımız mümkün, ama adatta inkar geplerde çürüp kaldırmayımız. They have been married 14 years. Mənə miktarını bildin ya. 10 yıl ya. Ya ki, they have been married 10 years. Demek fonu təşəbbü istəyəm. Motoru bulmasak. Lekin İnkar gəplərdə çürüb qaldırışımız mümkün yemək. They haven't had a holiday for 10 years, yəni 10 ildən beri demək tanıqılığı yegə bulma gəlləgini. Bu inkar gəplərdə demək fonu çürüb qaldırıb bulmaydı. Biz for ornada in işlətişimiz mümkün. İkisi həm dən beri tərcümə qılınadı. Köpüncə inkar gəplərdə for ornada in işlətilədi. They haven't had a holiday in 10 years. Demek bana şu köpünçe demek in kullanılır. 10 yıldan beri onlar tatilge çıkmaya gelirler. Demek yine bitti istatma bana the last ve the post sözleri birer vaxt bilen kelse biz demek present perfect işaretlerimiz. Yani mesela in the last week, in the last month, in the past year, bu sözler present perfect zamanında kullanılır. Demek bunlar signal sözler sifatida qarışımız mümkün olar. Yenge, he had two new cars in last, yani the past 3 years. Demek aradan ötken 3 yıldan beri demek onda 2 tane maşinası var. Degen mənada kullanılır. Şimdi birden bir de çüntürüş verip ötəmiz. Demek last year, in the past year ümumən iki xil mənanı bildirədi. Last year degen demek sözü ötken yıl, yəni hazırdan aldıngı yılını bildirsə və anıq vaxt soplangəni səbəblə last year sözü ötken zamanda işlətilədi. Demek bu anıq vaxtını göstərir. Last year. In the last year sözü 365 gündə biri deyilən mənanı bildirədi. Fakat last year olsa demek last year bilən in the last year'nin farkı ondan iki xil mənanıdır. Mən şunu etibar verişimiz gerek. Last year sözü demek ötken zamanda işlətilədi. In the last year deyilən bu sonki 365 sonki ötken yılda yəni 365 gündən biri deyilən mənanı bildirədi. Hazır geçe devam etiyat geldiğini bildirdi ve anıq vaxt hesablanmaydı. Şu üçün demek in the last year yani hazır gütü gelengen present perfect'te zamanda demek işletilerekken. For all ya ki bu mıydı? Mana for bilen all işletilmiydi.
All day, all my life halda işletmeyiz. Yani full halatı da işletmeyiz. I have lived here all my life. Yani for my life, for all my life deyən nərsələr bu mümkün. Mənə şu cahidə for, since, şu nəqər nərsələr for işgilər gerek bu deyən olsa, bunu aldığından heç nərsə for ilmiyiz. Mənə şu qayda deyən demək. Onlar yaxşılar bu genç gerek bu olalım. King, mənə bunu cədvəl əsasda görüb çıxalımız mənə. For və since. Demək, vaxt dövrü miqdarını for kullanıladı. 2 minutes, a long time, 6 months. Başlanış nöqtasını göstərişimiz üçün demək since, yəni 6 15 Monday January qolatlarda. Demək for qollaşımız üçün biz miqdarını göstərişimiz kerak bolad, miqdar bolish kerak. Since qollaşımız üçün demək başlanış nöqtası haqida bolishi kerak. Demek ki, inge, present perfect köpüncə demek quyidagi ravishlar bilan ishlatiladi. Ever, biror vaqt, never, hech qachon, already, allaqachon, yet, hali, hali allaqachon, lately, yaqında, just, hozirgina, so far, haligacha, up to now, hozirgacha degan mana shu demek signal so'zlar bilan present perfect ishlatiladi. Bularni ham demek esdə saxlaşıqa hərəkət qılaslar. Mənə şu sözlər gəbdə olsa, demək, halətdə present perfect işlətilər. I have been read that book. Mən o kitabını heç qaçan oxuyanım yox. I have never. Mənə demək, bu özə bolışsız mənanı beriyyətdi. Mənə I have never. Mən heç qaçan. Demək, o kitabını oxuyanım yox. Yəni, bir də not qoşulmaqası qoşulmasayam. Demək, mənə şu never deyən sözünün gözü İnkar mənanı bildirər. He hasn't finished his work yet. O xalı demək işini tüketkən emas. Deyən mənanı demək qollanmalı. İndi 7-ci qaydamız bu present perfect qollaş boyunca been yəki gone. Yəni biz been toluq tüketilgən səyahatlar üçün işlətəmiz. Əgər siz birar joyga borsanız və keyin demək qaytsangiz bu yerdə been işlətəsiz. Əgər bir yerə barıb uyğa qaytmayan bolsanız gone işlətəsiz. She has been to India. O Hindistanda bolğan. Been deyəni bolğanlığını isbatlayır. She has gone to Moscow. She will be back next week. Mənə şunga etibar verişimiz kerak. O Moskvaya barğan. Getdi və gələcək həftə, yəni hali ham o'sha yerda turganligini ko'rsatishimiz uchun. Keyingi yana biz it's the time, it's the first time, it's the second, third va hokazo time'lar bilan iborasi bilan ham ishlatishimiz mumkin. It's the second time he had found here. It is the third time he has found here yoki. Demak, mana shu ma'nodan biz present perfect ishlatamiz ekan. Bularni ham ko'rib qo'yasiz. Demak, endi present perfect or present demak past simple. Mana shu demak farqini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Deb yuqorida ham aytdik. Demak, buni farqi nega buni o'rganyapmiz deyishingizga e'tibor bersangiz, bu ikkita zamon bir-biriga juda o'xshash, ya'ni o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakat haqida gap ketadi. Demak, tarjimasi ham bir xil o'zbekchaga d qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Faqat bu yerda beriladigan ma'lumotga qay tomondan yondashishdan biroz bir-biridan demak, bu zamonlar present perfect va past simple farq qiladi. He has lost his key. He lost his key. Deyarli bir-biriga o'xshash, bu ikkala zamonni ham qo'llash nima qilib turibdi, to'g'ri bo'ladi. Endi bu yerga qanday yondashishimizga bog'liq. Izohma, ko'rib chiqing. Tepada aytayotgan, demak, bir xil ish haqida, ya'ni kalit yo'qolish haqida gap ketyapti. Ammo bu ikkita zamon bizga umuman boshqa, demak, ma'nolarni beradi. Keling unda, demak, birinchi misol present perfectni ko'rib chiqamiz. Yuqoridan aytib o'tdik, yana bitta
I have lost my key mana. Demek bu gap bizge mening kalitni yo'qotganimni ve hazır mende kalit yo'qligini bildiradi. Present perfect doim bizge hazır haqida gapiradi ve aytilgan ishning natijasi hazır bilan bog'liq bo'ladi. Muhimi present perfect hazır haqida bizge aytadi ve hazır bilan bog'liq demek tuziladi, unda bu present perfect hisoblanadi. I lost my key bo'lsa, bu misolda esa faqat bizga mening kalit yo'qotganim ma'lum, hozir u kalitni topganmi, yo'qmi, bunisi demak noma'lum bo'ladi. O'tgan zamonda faqat ish harakat o'zini aytadi, uning natijasi esa noma'lum demak bo'lmaydi. Mana shu demak bularni farqi. Demak present perfect qo'llashimizda uning ma'nosi demak umuman o'zgaradi va uning ma'nosi İş hareketinin neticesi hazır ki vakti kelt yokatken ve kelti hazır yokluğu hakkında böyle yaptı. Demek past bu past simple kullanan diyen bu ise bu demek kelti topken topma geldiği hakkında demek düşünceye üye bulmaydı. Demek misallara itibar verin ve onlarını demek present perfect'da kanaka, past simple'da kanaka mana beriyotganiga demek itibar verin ve defterinizde yazıp basanız da demek tekrarlaşın gerek olur. They have gone away. They'll be back on Friday. Yani they are away now. They went away, but I think they are back at home now. Not they have gone away. It has stopped raining now, so we didn't need the umbrella. It stopped raining for a while, but now it's raining again. Demek kaçan ki biz present perfect holatlar uchun ishlatsak, bunda holat yakunlanmagan bo'ladi. Yakunlansa unda past simple ishlatishimiz kerak bo'ladi. I had has had this skills for years. I had those skills for years. Demek birinci misalda qarasak bunda demek mende çangı bir neçe yıldan beri borligi ve hazır ham mende borligini bildiradi. İkinci misalda ise bir neçe yıllar mende demek çangı bo'lganligini hazır ise mende yo'qligini demek bildiradi. Mana shu holatlarda demek qo'llanmoq ekan.